Mutfakta'ya katılmak için, bizlerle olup yarışmak için, her gün bir çeyrek altın, cuma günü 10 altın bilezik kazanmak için hemen iletişimimizi vermek istiyorum. www.kanald.com.tr adresinden WhatsApp hattımız 0539 570 37 07'den bize ulaşabilirsiniz efendim. Evet, hemen konuma başlamak istiyorum. Ben çekimin başında olanları unutmadım. Bakınız, Olcay Hanım'ın çok ciddi bir ithamı vardı ve bizim Nurten Hanım'la ilgiliydi. Nurten Hanım'ı da yakından tanıyoruz, aylardır birlikteyiz ve şu anda ilk defa bizi izleyen izleyicilerimiz için hemen ben kısaca hatırlatmak istiyorum. Şimdi Olcay Hanım'ın iddiası şuydu: Nurten Hanım yemek şefini yan tarafta çaktırmadan, kimseye belli etmeden dinlediğini ve sonrasında da haftalık yemek menülerini öğrendiğini söyledi. Ve çok eminim dedi. Tabii ki biz boş durmadık. Ben ne dedim? Bir tek özel alanlarda kameramız yok ama her yerde kamera ve mikrofonumuz var. Şimdi ben çok rica ettim arkadaşlarımdan, lütfen o görüntüleri araştırın bulun dedim. Sağ olsunlar, beni kırmadılar. Ama onun öncesinde burada biz neler yaşadık, izleyelim lütfen. Şu kameraların arka tarafından geçerken ben Nurten Hanım'ı ve mutfak şefimizi gördüm. Mutfak şefimiz telefonda haftanın menüsünü veriyordu. Bir şey söyleyeceğim, tam nerede oldu bu olay? Göstereyim mi? Evet, gösterin lütfen. Buyurun. Buradan geçtim. Buradan yürürken şefin konuşmasını şurada duydum ben. Mutfak listesi vardı herhalde. Şöyle malzemeleri söylüyordu. Haftalık menüyü anlatıyordu. Bunu ispatlayamazsanız siz gideceksiniz buradan. Eğer ispatlarsanız ben buradan gitmeye hazırım. Olcay Hanım, gerçekten şu anda yanınızda bile oturmak istemiyorum. Emin olmadan gelip bunu yönetmenlerimize ve içeriye taşıdınız. Bunun mebali altında ezileceksiniz. Ezilmeyeceğim. Ezileceksiniz. Ben gördüğümü ve duyduğumu söylüyorum. Göreceksiniz. Adım gibi eminim. Ve benden özür dileyeceksiniz. Ben kimseden özür dilemedim. Ben dileyeceksiniz. Özür de dilemiyorum. Haksızsanız. Öyle bir kişiliğim yok, öyle bir karakterim yok. Ben hata yapmam. O nedenle de benim lügatımda özür dilemek yoktur. Lügatımda özür dilemek yok ne demek ya? Ya gerçekten. Ben hata yapmam diyorsunuz. Evet, yapmam diyorum. İnsanız biz, şaşarız beşeriz ya. Aynısını söyledim. Şaşamayız. Neden biliyor musunuz? Öğretmen şaşmamalı. Bir okul müdürü şaşmamalı. Neden biliyor musunuz? Onu da devam ettireyim. Yanlış karar aldığınızda çok kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. %100. İnsan hayatına mal olacak sonuçlara haklısınız şu an. Gelebiliriz. Şu an haklısınız şu konuda. Dolayısıyla ben özür dilemem derken, evet dilemem. Gerçekten de dilemedim. Ya. Çünkü ben hata yapmıyorum. Yapmadım. Ben hata yapmam diyorsunuz ya. En büyük hatayı bugün yaptınız. Bugün özür dileyeceksiniz. Hata yaptığınızı anladınız veya birileri söyledi bu hata. İspatlandı. Hala özür dilemez. Hiç ispatlanmadı. Bugüne kadar hiç öyle bir şey olmadı. Şu anda hata yapmadığını düşünüyor ve kendinden çok emin bir kayınvalide var karşısında. Ben kendimden eminim ama. Kendimden çok eminim. Siz de kendinizden eminsiniz. Ben de kendimden eminim ya. O yüzden diyorum, eğer ispatlanırsa özür dilemek zorundasınız. Özür dilemek sayın hocam erdemliktir. Aynen öyle. Ben yanlış anlamışım veya ben öyle anlamışım demek ne kadar güzel bir şey. Biz insanız diyor ya, insanın doğasında var. Hata da yapar, kesinlikle, yanlış da yapar. Olabilir. Deyin ki o zaman bana, Aslı Hanım ispatlayın, gösterin görüntüleri. Ben haklı çıkarsam Nurten Hanım benden özür dilesin değil. Ben özür dileyeceğim ve şu anda buradan kalkıp yarışmayı terk edeceğim. Var mısınız buna? Eğer siz de eğer bir eğitimci olarak haksız olduğunuzda aynı davranışı sizden bekliyorum. 3 üniversite mezunuyum. Çok güzel. Bu sene 3. üniversiteyi 3 Temmuz'da bitirdim. Diplomamı aldım. Hı hı. Dolayısıyla ben hata
yapan bir insan değilim. Çok mutluyum. Bir şey merak ettim şimdi. Olcay Hanım kendi dedi ya, 3 üniversite bitirdim işte, hala doktora yapıyorum falan filan. O zaman... Falan filan değil. Yani... Vesaire vesaire. Vesaire vesaire. O zaman siz gerçekten insan tarafı olmalıydınız benim gözümde. Nerede yanlış yaptım? Doğru. Nerede hata yaptım? Vallahi Nurten Hanım da çok büyük yanlış yaptığınızı... Hangi konuda yanlış yaptığımı düşünüyorum. Bunu Nurten Hanım öyle ya da böyle ispat edecek. Ekibimiz ne diyecek her şeyden önce? Ekip sayesinde. Görelim hep. Göreceksiniz. Olcay Hanım çok ben emin. Ben gördüm. Nurten Hanım duydum. Emin. Diyorum ama size. Ama burada Reyhan Hanım'ın da söylediği görüşür, bir şey var. Evet. Şimdi bak. Ne diyor? Dinlemiş olabilirsiniz dedi. Ay yok evet ya. Çünkü bir dakika. Neden? Aysun son günlerde kazanamıyor. Evet kazanamıyor. Hani kazanamadığı için bunun gafletine düşerek. Olabilir. Duyduğun anda bir kulak misafiri olup orayı böyle yani bir anlamda böyle gizli gizli gidebilir. Dinlemiş olabilir diyorsun. Hayır, insanoğlu hata da yapabilir. Reyhan Hanım sizde de şüphe oluşmaya başladı değil mi? Çünkü acaba demeye başladınız. Belki kaybediyordu 2 haftadır falan. Kazanamıyor, bilezik kazanamıyor. Çeyrek pek nadir alıyor. Hata yapabilir, insanoğlu hatalar için. Ben de yapabilirim. Cevabımı vereyim ben. Bir dakika, kızım, bir dakika. Sen de hata yapmış olabilirsin. Bir gerçekten bir gaflete kapılıp sen dinlemiş olabilirsin. Sen eski bir yarışmacısın ya. Evet. Sen kazanmadığın dönemlerde bunu mu yaptın? Hiç yapmadım. Kişi kendinden hiç yapmadım. Kişi. Beni bilen ben biliyor. Ben asla böyle bir şey yapmam. Olabilir. Ben de belki hata da yapabilirim. Böyle bir ben hata olmaz. Ben de bu saatten olmaz. Sonra yapabilirim. Bu, dinleyebilirim. Bu haksızlığa girer. Kabul ediyorum. Ya. Sen yaparsın ama ben yapmam. Aa. Bu hataya girmez. Bu haksızlığa. Ama az önce bak, az önce Olcay'a dedin ki hatayı hiç mi yapmadın? Özür dileyebilirdin bak, diyorsun. Ben, o da dileyebilir. Bak, evet hata yapıp bu hata değil ama bu başka bir... Alevere talevere ya. Olabilir. Bunu bilerek bilinçli yani yaparsın. İnsan hakkına girmek. Ben ne profesörler, dekanlar gördüm hata yapan. Evet. Hata Seren yapar. Yani sizin olmayacak bir yerde ne işiniz vardı? Olmayacak yer değil o. Ben açıklayacağım. Şefimizin arkası dönük bir şekilde yemekleri haftalık düzenliyor. Sağına soluna tabii ki bakmayacak profesyonel bir şekilde. Ben olmayacak sizin yerde değilim ama. Olmayacak yerde ne işiniz vardı? Ben olmayacak sen yerde benim kayınvalidem sizi anlattım görmüş. Benim kayınvalidem sabah buraya geldi, gözlüğünü kaybetti. Gözlüğünü kaybetti ve burası çok büyük bir alan ve bizim daha bugün 3. günümüz. Hı hı. Benim kayınvalidem kaybolmuş, orada da sizi görmüş. Kayınvalidem görüp de duymamış zaten. Koridorlarda geziyormuş o zaman. Gözlüğünü arıyordu. Yanında bir gözlüğünü arıyordu. Tek tek konuşursak daha iyi. Benim kayınvalidem gözlüğünü arıyordu. Siz burada aylardır buradasınız. Olmayacak bir yerde kayınvaliden ne yapıyordu? Olmayacak yer neresi biliyor musunuz burası? Ben asla böyle bir şey yapmadım. Arkadaşlarım bir şey söylüyor kulağıma, bir dakika. Şu anda detay detay tüm güvenlik kameralarına bakılmış. Ha. Evet. Aslı Hanımcığım söyledi. Bir dakika lütfen Olcay Hanımcığım. İlk görüntümüz de hazırmış. Ha, süper. Harika. Hemen izleyelim. Hemen izleyelim. Oh, bir izleyelim bakalım neymiş. Ben biliyordum zaten. Konuşuyor, tarif veriyor, anlatıyor. Pıt 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 pıt. Ben onu görmedim bile. Halen orada. Ben yanlış görmem Aslı Hanım. Sizin ne orada ne işiniz vardı? Ne gördüysem, ne duyduysam. Sizin orada ne işiniz vardı? Siz de en az benim kadar orada üşürmüşüm, dikilmiştir. Bir ikincisi, tam göz da dediğim noktayı ben gösterdi kameralar. Orası yasak değil. Yasak mı Reyhan Hanım? Yasak değil orası. Orası yasak değil mı? Hayır. Stüdyo burası. Gelinler yasak, size buranın soruyorum, yasak mı orası? Değil. 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 Yasak değil burası. Ben mikrofonumu taktı orada. Sesçimiz. Evet. Sesçimiz şahittir. Evet. Gelsin buraya. Mikrofonumu taktı. Elimde de çayım var. Ayakkabılarımı bağladım. Tamam Nurten abla çıkabilirsin dedi. Çıktım, sonra hepimizi buraya alıyorlar ya. Alıyorlar evet. Tek tek mikrofonları bağlıyorlar, gönderiyorlar. Ben orada evet şefimizi gördüm. Ama ne konuştuğunu, kimle asla. Zaten mesafe siz de var. Benim ama kadar ben hiç görmediğinizi
Hiç görmediğinizi ve gitmediğinizi de beyan ettiniz. Ama görüntüyü gördüm ya. Görüntüde tamam dediniz ama. Evet, görüntüyü gördüm, hatırladım. Ama bak siz de benim kadar oradasınız en az. Nurten Hanım, ben bir şey söyleyeceğim. Dayılır. Tamam, ben göreceğimi gördüm Aslı Hanım. Yani hiçbir şekilde iftira etmediğimi kanıtlamış oldum. Reyhan Hanım bir şey söyleyecek. Tamam, yasak da orada ne işiniz var? Mikrofonlarımız takılmıyor mu? Peki ne konuşuyordu? Telefonda ne konuştu da ne verdi de siz de öyle duydunuz, anladınız. Ben onu anlayamadım. Yemek tarifi vardı ve yemek tarifi. Malzemeler vardı. Gelinlerin yapacağı yemeğin tarifini veriyor. Ben öyle duydum. Siz yemek niye duydunuz? Ben duydunuz Olcay Hanım o zaman Nurten Hanım. Siz bir şey duydunuz mu peki? Yani birisi duymadım. Bazen nedir biliyor musun? Benim şurada konuşurlar ve ben dinlemem. Aynen. Çünkü beni alakalı eden bir şey olmadığı için kendimi kapatırım. Yani. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet ya? Aysun. Artık yani duymadım. Hani dinledim ben sizi. Nezaketen dinledim. Teşekkür ederim. Hani büyüğümsünüz ya. Öncelikle bu bir görgü kuralıdır. Böyle hani kapı dinlemek kadar ayıp bir şeydir bu hani. Annem kimseyi dinlemez. Öncelikle bunun altını çizeyim. Ve daha da komiği, trajikomiği ne biliyor musunuz? Gözlüğünüzü arıyordunuz değil mi siz? Güvenlik kamerasında gözünüzde gözlüğünüz var. Ay dikkat etmedim. Yakından görebilir miyiz? Bir saniye. Bir dakika, hemen görelim. Gözlük gözünde mi gerçekten? Bak nasıl bak, aranıyor. Bak. O da o kadar duruyor bak. Ama demek ki. Siz de o kadar duruyorsunuz. Ben şimdi bunu ne diyeceksiniz? Merak ediyorum. Ne diyeceksiniz gözünüzde? Buna? Gözlüğümü arıyordum dediniz. Gözde, gözlük evet. Gözde. Gözlüğünüz, gözünüz de yerinde. Siz neden kapıda dikilip... Daha yakın. Şefi, tabii daha yakın mesafe. Şefe daha yakınsınız. Şefi dinlediniz. Tamam mı? Bence siz dinlediniz. Beşi verdim. Annemi de orada gördünüz. Hı. Tamam mı? Sonra dediniz ki ne yapayım hani. Hemen bir kılıf uydurayım. Atayım insanların üstüne bunu dediniz. Ve geldiniz buraya. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şunu bana söyleyebilirdin Aysun, dur kızım. Ben oradayım, ben sizi görmedim. Gerçekten görmedim. Ama şefimizi gördüm. Bana Nurten Hanım, gözlüğümü arıyorum, hiç gördünüz mü demek yerine, sormak yerine orada dikilmişsiniz, dinlemiş. Arkanızı dönüp açmışsınız. Anneciğim, gözlüğü gözünde olan bir insan sana neden gözlüğüm nerede desin ya? İşte gözlüğü gözünde. Sonra da olabilir evet, yani. Bir dakika Nurcuğum. Olcay ben Hanımcığım, cevap vermeye Olcay gerek duymuyorum. Ya. Gözlük gözümüzde gerçekten. Atlamaya çalışıyorlar. Ya ne diyorsun? Bir dakika, bunu izleyicilerimize cevap ver lütfen. Anlayamadım. İzleyicilerimize en azından bir cevap verin lütfen. Hani gözlerde gözlüğünüz var ya. Evet. Yani evet. Gözlük arıyorum dediniz, gözlük bulunmuş, takılmış. Şöyle oldu, aslında tuvaleti arıyordum. Onu söylemek istemediğimiz için Seren'le birlikte karar aldık. Gözlük arıyorum bari diyelim dedik. Öyle oldu. Bak diyelim dedik falan. Görüntüyü izledik. Bizim şefimiz bu hafta yapılacak yemeklerden birini tarif ediyorsa ya da onunla ilgili bir şey konuşuyorsa ve siz bunu aleni şekilde dinlediniz, belgelendiyse bu bir tek sizin için değil, bence sizin için de geçerli. Aynen öyle. Nurten Hanım, diskalifiye edildiniz. Kabul ederim. Oo. Net. Tartışmaya kapalı bir konu. Kabulümdür. Sizi kurtaracak tek bir konu var. O da şu. Yiğit o anlarda ne konuştu? Evet. Arkadaşlarımdan rica ediyorum, ben şefimiz Yiğit'i lütfen mümkünse buraya almak istiyorum. Aynen öyle. Bravo. Allah. Bravo Aslı Hanım. Şimdi. Harika. Ama Yiğit'ten önce güvenlik kameralarımız ses kaydı da yapıyor. Evet. Biliyorsunuzdur. Evet. Belki Olcay Hanım bilmiyordur ama bilmiyor. Sizin bilginiz var. Bilmiyor işte. Şimdi öncelikle Yiğit ne konuşuyor? Duyalım ne olur. Ben bir duyayım. Ekibimiz de duysun. İzleyicimiz de duysun, anlasın. Evet. Eğer ki işin içinden çıkamıyorsak Yiğit gelsin. Yiğit yine de gelsin, anlatsın. Gelsin, İçimiz rahat etsin. Aynen olur. Hazır mıyız gerçeklerle yüzleşmeye? Evet. Hazırız. Buyurun izleyelim. Alo. Anne ne yapıyorsun? Çay. Bu San Sebastian'ın çarpımını eksik et. Sen bir malzeme listesi verecek. Çay mısın? Tamam, edeyim. Krem peyniri, laf neyle krem peyniri kullanmak. Alın buyurun malzeme listesi. Krem peynir. Tamam mı? Sağ olasın.
Duydunuz mu? Konuşuyor. Malzeme listesini saydı. Malzeme listesi ne duydunuz? Hani peyniri vesairesini. Evet. Anne. Anne dedi. Anne. Alo anne. Evet annesi. Telefondaki anne dedi çünkü. Anne demiş. Ben orada bir malzeme sayılıyor. Malzemeleri duydum. Evet bir malzeme var. Şimdi siz iddianızın arkasındasınız. Benim söylediklerimin aynısını izledik ve duyduk. Evet, ben bunun üstüne ben ne söyleyebilirim? Evet. Yani size bırakıyorum. Bir dakika. Siz duymuştunuz. Bir dakika. Reyhan Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Sizin derin düşüncenizi vallahi de anne almıştım. Dediğine göre bence başka bir şey var bu işin içinde. Annesine belki bir yemek tarifi mi veriyor, bir şey mi veriyor? Bana öyle geldi yani ben öyle anladım. İkna oldunuz benim mu yani? Ya da annesinden mi menüyle ilgili destek mi alıyor? Annesi, veya? Ya da annesinde bir fikir alacak. Bugün yaptığı menüde belki bir tiyo mu isteyecek anne şefimiz yemeği. Şefimiz annesinden yardım Annesinden yardım bizim istemiştir. Şefimiz. Belki bilmiyorum yani. Orada aslanım ben bir şey diyebilir miyim? Şimdi bir dakika bu bizim... Bölümümüzle ilgili bir yemek listesi değil. Yani bu gelinin mutfakta da yapılacak bir yemeğin listesiydi, tarifiydi vesairesiydi bir şey konuşuyorsa bunu yarışmacılarımızdan biri dinliyorsa o diskalifiye eder Reyhan Hanım. Tamam diskalifiye olur. Bir kere annesiyle de konuşmasını istemiyorum ben. Bilmiyorum. Ne münasebet. Ben Yiğit yanıma istiyorum. Ben Yiğit burada konuşacak. Yiğit şefim sizi buraya rica edeyim lütfen. Gel canım gel. Şimdi bu olayın aslını öğrenmek istiyoruz. Bak buralara kadar geldik. Burada çok ciddi sıkıntılar var. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim kendi ailemize ait bir işletmemiz var. Ailemizle beraber yürütüyoruz. Sizin, ben bunu bilmiyordum. Ben senin şef olduğunu biliyorum. Evet. Anneniz mi orada? Evet. Hah tamam. Ailecek beraber işletiyoruz. Nurten Hanım'ın yaptığı gibi. Evet. O sırada ben anneme bir tatlının tarifinde bir değişiklik. ...ten bahsediyordum malzeme listesine dair. O sırada Nurten Hanım sanırım onu duydu. Olcanım ben duymadım. Siz orada daha sen şimdi... Bizim burada yaptığımız işte köz biberli işte köfteydi falandı filandı ve önümüzdeki günlerle alakalı menüyle alakalı bir şey yok, değil miydi? Hayır, değil. Yani bizim burada pişecek yarışmacılarımıza iletilecek şeyler değil. Ne tarif ediyordun sen orada? San çünkü Sebastian. Malzemeleri benzeştirdi. Bir pasta tarifine dair bir şey anlatıyordum. Bu zaten set stüdyo ortamında kesinlikle yapılacak yemeklerle ilgili malzeme konuşması yapılmıyor. Ya. Evet. Telefonla dahil buna. Biz de hiç duymadık. O yüzden içimiz rahat edebilir duydunuz yani. Duydunuz mu? O konuyla ilgili bir sıkıntı yok. İyi. Ben yorum yapmayacağım demiştim. Hata yaptığımı da düşünmüyorum. Ama şefimiz açıklıyor. Evet. Allah Allah. Şefimizden özür dileyin. Şefimizi de zan altında bıraktınız. Hayır zan altında bıraktınız. İşinden olabilirdi şefimiz de. Hayır. Çünkü bunun yasak olduğunu bakın şefimiz söylüyor. Ailesiyle beraber işletmesi olduğunu söylüyor. Aynen öyle Nurten Hanım. Değil mi? Yani şefimize de... Gerçekten. Şefimize de burada zan altında kaldı çünkü ben de ondan hesap soracağım dedim. Ya, sizin sözünüze itibar ediyorum. O zaman şöyle yapacağız. Bir dakika hocam itireyim ben. O kadar samimiyetli konuştunuz ve biz de duyduk yani sonunda. Biz de şok olduk. Allah Allah dedim. Yani ben sana kızacaktım. Gerçekten ya. Ama sana tekrar söylüyorum şefim ne olur dikkat edelim bak burada yok, neler oluyor. Evet. Gelinler yani, de kayınvalidenin bulunduğu bölgelerde. Aslı Hanımcığım lütfen şefimizin annesi de bağlanabilir mi yayına? Aa, evet. Ya siz ne olsun istiyorsunuz? Şaka mı yapıyorsunuz Olcay Hanım? Yok vallahi şaka yapmıyorum. Annesine bağlanacağız. Neden Türkiye coğrafyasına ben rezil Anladım oluyorum. Anladım ben sizi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Aslı Hanım. Bütün dünyaya lanet kardeşim. Günahını da aldık. Günahına da girdik. Aslı Hanım şefimizden ben bu duruma maruz kaldığı için özür diliyorum. Evet. Ben özür diliyorum. Bence de dilemelisin. Özür diliyorum. Şefimiz buraya gelmek zorunda kaldı. Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Özür diliyorum. Benim annem orada çok kısa bir süre duruyor. Olcay Hanım pardon Selen Hanımcığım. Özür dileyip dilememek tabii ki sizin inisiyatifiniz. Size kalmış bir şey. Aynen öyle evet. Ama belli ki burada bir yanlış anlaşılma evet. var. Ya. Burada bir hata belki de. Aslında buradan biraz da ders çıkartmak lazım. Siz bunu hata olarak görmeyebilirsiniz. Ama buradan bence çıkarılacak dersler var. Evet. Kendi üzerimize vazife olmayan bir şeyleri bence orada bulunmamalı, dinlememeli, bulunmamalı, bu kadar kuşkucu olmamalı. Ön yargı. Ve uydurmamalıyız. Olacak. Ama annem bir bakıp çıkmış. Sizin anneniz şimdi oturuyor orada. Şimdi değerli izleyenler sizi bu kritikte bununla meşgul ettiğim için çok özür diliyorum özür kendi adıma da. Nurten Hanımcığım gazanız mübarek olsun. Teşekkür geçmiş ederim olsun. Ben de özür diliyorum. Bir şey mi söyleyecektiniz?
Şimdi ben mesleğim gereği her detayı çok iyi irdelemek zorundayım. Öğrenciler çekenler çok mu kopya çekiyordu? Tabii ki yani. Yani bu sizi kuşkucu mu yaptı acaba? Yapmış. Hani biraz mesleki deformasyon gibi bir şey mi oldu? Yok, ben hiç öyle düşünmüyorum. Sadece dikkatli bir insan olduğumu düşünüyorum. Peki. Biz de size saygı duyuyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ve biz Gülden Hanım'la son tadıma geçiyoruz.